Evet, toplantımız da başladı. Kaydı. Evet, Allah arkadaşlar. Ya Allah, Bismillah. Hocam, Evet, buyurunuz. yeni kitap size PDF verildi mi? Valla bugünkü konumuz Öyle mi? Tamamdır. bu. Bir bende şey var arkadaşlar. Ders programı var. Ama bu programı ben sanki size de paylaştım. Şu kısmı görüyor musunuz? Güncel ders programı. Onu biliyoruz hocam. Üçüncü kitabın PDF'si diyor arkadaşım. Onu atarsa Alaaddin Hoca atar. Başka kimse atmaz. Yani bana öyle bir şey verilmedi. Hocam Verilmedi. arkadaşlar PDF istediler de onu at, Evet. yasak diye biliyorum ben. Ha, ben bilmiyorum ya arkadaşlar. Onu organize eden hocanız kimse onunla irtibat kurabilirsiniz. Tamam. Şuradan bir şey düştü. Evet, biz dersimize geçelim. Bismillah diyelim arkadaşlar. Eddersü salisi üçüncü ders. El-kıraetü okuma parçası. Okuma yapma, hatta kıraat okuma parçası demeyelim de okuma yapma, okuma dersi. El-İslamu ve sıhhatü, İslam ve sağlık demek arkadaşlar metnimizin bugünkü başlığı, İslam ve sağlık. Evet, bakalım ne diyor bize. Ca'el İslamı bi şeriatin kamiletin tehtemmü bi külli umuril insani fi dinihi ve dünyahu. İslam cae bi şeriatin kamiletin tam bir kamil bütün bir ne getirdi? Şeriat getirdi ya da şeriat ile geldi. Cae bi harfi ciri bir şey getirdi, bir şey ile birlikte geldi anlamına gelir. Aşağı ikisi de aynı anlamdadır değerli arkadaşlar. Şimdi burada bir şeriat kamiletin şeriat da İslam. diyebiliriz, sistem düzen de diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Hocam tam anlamı cümle anlamı nasıl hocam? İslam. İslam tam bir şeriat ile geldi ya da tam bir şeriat ortaya koydu, tam bir sistem ortaya koydu. Bakın tam bir sistem ortaya koydu, tam bir sistem getirdi, tam bir sistem ile geldi. Kamil bir sistem ile geldi. Bu ne demek? Eksiksiz, tam demek. Şu isterseniz buraya şeriat diyeyim ama ben sistem diyeceğim. Yani şeriat deyince biraz aklımıza şey kalıyor. Yani fıkıh falan, tamam mı? İşte hükümler, farzlar, vacipler falan gibi hemen böyle bir fıkıhsal taksimat giriyor. O bir sistem dersek İslam'ın bize yaptığı, bizden istediği, bizi yönlendirdiği, bazen emrettiği, bazen nehyettiği, bazen yönlendirdiği, bazen müstehap bulduğu, bütün İslam'ın istediği, bizden istediği şeyleri sistem ile daha rahat açıklaya anlayabiliriz diyorum. Ama yok, Kanun ben değil mi? şeriat diyeceğim diyorsanız da takdir sizin arkadaşlar. Şimdi önemli, o ayrı mesele. Hatta şu kanun. Ha, kanun dersek de işte sadece böyle bir kural falan zihnimize Evet. geliyor. Şimdi şeriatün bir hemen vaktimiz müsait. Yasa dedik. Tamam, yasa dedik ama şuradan ben özellikle bir şu şey modern Arapça ne diyor buna? Modern Arapça, modern bağlamsal sözlükler ne diyor? Ona bir bakalım. Yasa diyor, bakın şeria, yasa, yasalar. Kod dediğimiz yasa, yasama. Yol, yöntem. Burada belki şuradan bir yol yöntemi edebiliriz. Mezit yapalım. İslami yasalar. Bu bir. Bir de şuradan bir şey çıkacak mı? Evet, buradan bir şey çıkmadı. Şuradan bakalım, Arapça, Arapçadan. Daha böyle güzel Türkçe. Bak, yani eşşeriatü maşara ahullahu
ibadihi minel akaidi vel ahkam. Ahkam ve akaidden Allah'ın kullarına farz kıldığı şeyler diyor. Bakın burada bu var. Bak tarikatun ve menhecün arkadaşlar. Yol, yöntem. Şeriata mevrudül ma'i. Ellezî yüstaka minhu bila rişâin. Şey demek, su kaynağı diyor. Yani bu rişayı anlayamadım da ondan su çıkartılan, su alınan kaynağı. Bu da rişasız bir şekilde. Yani kapsız, kacaksız mı öyle bir şey? Şu rişaya bir bakalım neymiş ya? Arapçanın kelimesi biter mi erkek gençler? İpmiş bak. İp, urgan anlamındaymış. Kova. Kova ipiymiş. Hablül elvi. Evet. Diyelim. Yasalar bütünü, bütün, kamil, eksiksiz burada. Kamili eksiksiz bir şeriat ortaya koydu diyebiliriz. Eksiksiz bir şeriat ortaya koydu. Nasıl bir şeriat? Şimdi şu kamil şeriatın sıfatı. Bir sıfat daha geliyor. Cümle sıfat. Değil mi? Nasıl bir şeriat? Tehtemmu bi külli umuril insani. İnsanın bütün işlerine önem veriyor. Neredeymiş bu insan? Fi dinihi dininde ve dünyahu dünyasında. Yani insanın dünya ve sındaki ve dinindeki bütün işlerine, bütün meselelerine, bu umura iş mesele şey diyebiliriz arkadaşlar, önem veren eksiksiz bir şeriat ortaya koydu, caebi ortaya koydu, getirdi gibi anlamları veriyoruz, ile geldi diyoruz arkadaşlar. İnsanın dünyasındaki, dinindeki bütün işlerine önem verdi. Evet, önem veren tam kamil bir şeriat ortaya koydu diyoruz arkadaşlar. Önem verdi, verdi, önem verdi. Şu şeria kelimesinin sıfatı oluyor. Tamam mı? Bizim evet. Asıl gündemimiz şu bak. Şu fiilimiz, şu failimiz... Şunun hepsi de mef'ulün bih gayri sarihimiz ya da mef'ulün bihimiz diyelim. Cümlemizin üç tane temel ögesi var şu an. Fiil, fail, mef'ul arkadaşlar. Şu da mef'ul öbeği hepsi. Bunların kendi içerisinde de şu şeriat mef'ulünün kamil sıfatı, şu tehtem bu da ikinci sıfatı. Tamam mı? Niye sıfat? Çünkü biz biliyoruz ki Arapça kurallarından hareketle nekre bir kelimeden sonra bir cümle görürsek o cümle o nekre kelimenin sıfatıdır arkadaşlar. Sıfatı olur. Anlaşıldı mı? O nedenle bir önem veren, şöyle yapan, böyle yapan şeklinde bir tercüme tercih ediyoruz. Yoksa rastgele yapmıyoruz. Ha, bu noktaya dikkat edin. Nekre bir kelimeden sonra bir cümle görürseniz o nekre kelimenin sıfatıdır arkadaşlar. Anladık? Evet. Dünyasında ve dininde insanın işlerinin hepsine önem veren eksiksiz bir şeriat ortaya koydu İslam. Bitti. Hocam müsaade ederseniz bir soru sorabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi bu çok önemli. Bu şeriat kelimesini tam bir tarif etsek. Bunu çok geniş şekilde anlayanlar var. Vallahi bak şimdi o bu şeriata girdiğimiz zaman iş karışır. Biz cilciler kelimenin kelime anlamına bakarız. O bizim işimiz değil. O İstanbul hukukçuları tarif etsin, tefsirciler, hadisçiler, ne bileyim felsefeciler. Biz... Yani kısaca ahkam-ı İslamiye diyebilir miyiz? Ahkam-ı İslamiye. İşte sadece ahkama bina etmeyelim diyorum ben. İçinde ahkam da olsun, içinde İslam'ın hassül İslam, yani İslam'ın teşvik ettiği şeyler de olsun. Şimdi ahkam dersek bir kurallar bütünü olarak görüyoruz.
Bu kural bizi fıkha götürüyor sadece. Değil mi? Yukarı İslam'ın içinde iyilik yapmak da var, güzellik de var. Yapılmaz. Yani ahlakı da alıyor mu içine ahlakı? Tabii ki hepsi ahlakı da koyalım biz. Çünkü bakın burada diyor ki İslam tam eksiksiz bir şeriat ortaya koydu. Aşağıda bir bakacağız. Diyor ki bedene önem vereceksin, sadaka vereceksin diyor. Şimdi zekat farzdır, sadaka sünnettir. Dolayısıyla fıkıhsal bakçıdan bakıyorum. Zekatın farziyeti, sadakanın sünneti. Sadakayı sünneti insan yapmazsa ne olur? Şey olur. Sevapta günahta olmaz ama işte peygamberin teveccühüne mazhar olmaz diye izhar ederler. Ama zekat mecburdur, farzdır. Vermezsek günahkar oluruz. Hocam mesela şeriat eşittir Kur'an desek? O Peygamber Efendimiz'i nereye koyacağız? Eşittir İslam. Hocam ayette ölüyor. Eşittir İslam. Şeriat eşittir İslam desek. Şeriat İslam'dır arkadaşım. İslam'ın kendisidir dersek sıkıntı yok. İslam'da biz, bakın İslam'da bize emirler var, yasaklar var, bize o bizi teşvik ettiği hususlar var değil mi? Bizim teşvik anlamında teşvik ettiği, bir de yine teşvik anlamında uzak durduğu şeyler var, durmamızı istediği şeyler var gibi. Çok çok mesela salih ameller teşviktir değil mi? Çok salih amel ister mi? Haramlar, onlar zaten, ondan zaten uzak duracağız. Müphem şeylerden, haramlı, helalli, belli olmayan şeylerden uzak durmak, o da bir teşviktir falan. Sanattır, ahlaktır gibi, güzel çevre ahlakıdır, hukukudur. Bunlar artık konuşulmaya başlandı. İnsan, kamu hakları, hukukları falan, o birçok şey var. Dolayısıyla burada şeriatı İslam'ın kendisi olarak telakki etmek meseleyi daha şey olur arkadaşlar. Hiçbir yere çekmeye gerek kalmaz. İçinde hadisimiz de olur, sünnetimiz de olur, ahkamımız da olur. Olur da olur yani. Fıkhımız da olur, kelamımız da olur, estetiğimiz de olur, sanat eserlerimiz de olur. Değil mi? Ne güzel cami yapıyorlar. Adam ne güzel ezan okuyor. Bir mest oluyoruz. Ezan okuyup imam, işte İstanbul'daki o tarihi camilerin müezzinleri biliyorsunuz şeydir, özel yetiştirilir, alınmalı. Onların bir ezanını okuyup da Müslüman olanların bir hayli fazladır. Hani bunları nereye koyacağız? Sadece İslam'ın şeye koyacağız. İslam'ın kendisine yerleştireceğiz. İslam, Müslüman, İslam diyelim. Çok bunlara girmeyelim ama biz dilciyiz. Şöyle düşünüyorum ben. Ben bunu en iyi şekilde nasıl aktarabilirim? Benim şeyim bu. Dersimin özelliği de bu. Ama evet. Şeriat bilimisi hakkında konuşmak tefsir hocalarımızın, işte ne bileyim ben, fıkıh hocalarımızın işi olsun diyorum. O. Evet. Dedik İslam tam bir şeriat ortaya koydu. Nasıl kamil, eksiksiz, kamil, tam eksiksiz diyoruz. Önem verdi insanın dünyadaki ve dinindeki işlerine önem veren eksiksiz bir şeriat ortaya koydu. Ortaya koydu diyebiliriz, getirdi de diyebiliriz çok rahat. Kema ayrıca tehtemmü bi binaihi cesediyen ve ruhiyen. Ayrıca ben bu kemaya ayrıca diye anlam veriyor. Tehtemmü bi binaihi, insanın cesediyen, bedensel yapısına ve ruhi yapısına da önem veren bir ne diyelim, tam bir şeriat ortaya koydu diyorum ben. İslam, tamam mı? Şuraya kadar bir cümledir. Bunu hepsini bir cümle olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Hocam kemaya ne anlam vermiştik acaba? Kema ayrıca üstelik, bunu deriz. Bir de cümle, bir öncesindeki cümleye nasıl bağlayalım derseniz, insanın, şöyle bağlarız bunu. İnsanın bedensel ve ruhsal yapısına önem verdiği gibi dünyadaki ve dindeki işlerinin hepsine de önem veren tam bir eksiksiz bir şeriat İslam ortaya koydu, getirdi deriz. Tamam mı? Evet. Bir nizam yani.
Nizam, nizam tabii ki nizam da olur, sistem de olur, hepsi olur yani. Burada en önemli müsaadenizle şu, din ve dünya ayrımı yapmıyor. Yani din ve dünya işlerinin tamamı hakkında bir hüküm koyuyor. Bazı yanlış anlaşılmalar var. Hani din işleri ayrı, devlet işleri ayrı, haşa İslam devlet işleriyle ilgili hüküm yoktur. Anlayışı yanlış. Evet, devam edelim. Şimdi arkadaşlar, feminen nahiyetil cesediyeti, bedensel şey diyelim, yön bakımından, bedensel, şimdi nahiye yön taraf anlamı var ya, bedensel açıdan, açı anlamı da var, bedensel açıdan diyelim, emaral İslam'ı, İslam emretti. Bedensel açıdan, bedensel bakımdan, beden ile ilgili ilgili olması bakımından artık tercih size kalmış. Çokça yakın anlamlı şeyler söylüyorum. En iyisi tercih edebilmemiz için. Emaral İslam, İslam emretti. Neyi emretti? Bir taharatil bedeni. Bedenin temizliğini, beden temizliğini emretti. Ya da bedeni temizlemeyi emretti. Başka ve taharatil mekani, mekanı da temizlemeyi ve melbese, elbiseyi de. Elbiseyi, mekanı ve bedeni temizlemeyi İslam ne yaptı? Emretti. Şimdi bedensel bakımdan, bedensel açıdan İslam bunu yapmış. Niye emretti arkadaşlar? Lihimayetil insani minel emradi, insanın hastalıklardan korunması için. Lihimayetil insan, insanın korunması için. Neden? Minel emraz, hastalıklardan korunması için. Şimdi lihimayetil insani minel emrat dediğimiz ifade, şuradaki emara fiilimiz var ya, gördük mü? Şunu da şöyle yapalım değerli arkadaşlar, gördük. Şu emarayı da gördük. Gördük. Bu emara fiilinin nedenini oluşturuyor. Doğru mu? Sebebi. Yani li harcadık mütealek oluyor değil mi? Oluyor ama orada başka bir ögesel ilişki devreye giriyor. Yani bundan hareketle. Ne o? Mef'ulün lil ecli. Mef'ulün lil ecli arkadaşlar. Ya da mef'ulün leh. İki tane kullanımı var. Mef'ulün leh ya da lil ecli. Hangisini tercih edersiniz? Bu fiilin mef'ulün li'eclihi. Neden sorusunun cevabı arkadaşlar. İşte insanı şeyden korumak için. Bugün bu metinde mef'ulün li'eclihi göreceğiz. Bakın gördüğünüz gibi en belirtici ya da alameti mef'ulün li'eclihin. Bakın li var ya, mef'ulün lehli. Şu li harfi cerinin bir şeyin başına gelmesidir arkadaşlar. Mastarın başına gelmesidir. Bu bir, veyahut da muzari bir fiilin başına gelmesidir ama sonunun nasp ederek muzari bir fiilin başına gelmesidir. Bu li harfi cerinin bu şekilde kullanılması. Tabii mef'ulün li'eclih sadece böyle mi kullanılır? Yok, li harfi cersiz de kullanılır. Li harfi cerinden ziyade başka diyelim. Daha çok li harfi ceriyle kullanılır. Ba harfiyle, min harfiyle de, ala ile de biz bunu görmekteyiz ama li ile çok görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi diğer bir cümlemiz bakalım. Ve hasbu ala mumarasati riyazati kesibahati ve rimayeti. Şuraya kadar anlayalım. Başka ne yaptı İslam? Hasbu İnsanı teşvik etti. Hasse'nin faili İslam'dır. Birinci mef'ulü şeydir. İnsandır. İkincisi de ala mumarasetir riyadati, şu olan cümledir arkadaşlar. Budur. İnsanı İslam teşvik etti. Neye teşvik etti? Mumarasati riyadati, spor yapmaya. Ne gibi sporlar? Kesibahati ve rimayeti. Atıcılık ve yüzme gibi sporları yapmaya insanı teşvik etti İslam. Tamam.
Niye teşvik etti? Sorum şu. Teşvik etti ama niye etti? İşte cevabı şu. لِيَكُونَ مُؤْمِنًا خَوِيًّا insanın güçlü bir mümin olması için. Burada tabii insandan kastettiğimiz de yine İslam'a inanan insanlar, İslam'ı kabul eden insan kastedilmekte değerli arkadaşlar. O Müslümanın ya da müminin güçlü bir mümin olması için. Dolayısıyla bakın bu da mef'ulün liyecilik ögesidir. Konumuz değil ama bugün bayağı ben bir görüyorum. Buna bir temas etmek istedim. Çünkü tercümelerde, anlamalarda, metni düzgün anlamalarda her bir ögenin ne olduğunu, yerini bilip onun da neye, nasıl tercüme edildiğini öğrenmek bizi çok ne yapacak, rahatlatacak tercüme bağlamında noktasında. Devam edelim. Hala sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü bu şöyle buyurdu. Nasıl, ne buyurdu Allah Resulü? El-mu'minu, mu'minul kaviyyü, güçlü mümin, hayrun, daha hayırlıdır. Ve ahabbu ilallahi, Allah'a karşı daha sevimlidir. Yani Allah'a daha sevimlidir. Min mu'minil, min mu'minil da'ifi, zayıf mü'minden. Değil mi? Ve fi küllin, ikisinde de vardır, hayrun, hayır vardır. İkisinde de hayır vardır, güzellik vardır demiş Allah Resulü. Evet, şurada ahabbu ve hayrun. Bunların ikisi de ismi tafsildir arkadaşlar. Ah yerudur. Bu hayrun ve şerrun kelimeleri çok kullanıldığı için bunda bir takım nedir, hazifler meydana gelmiştir Arapçada. Yani Arap çok kullanılan şeyi en kısa, en telaffuzundan meşakkati üzerinden atacak şekilde kullanmayı tercih ediyor. Zaten bir de şu var. Çok kullanılan şey de hazif yaparsan sıkıntı olmuyor, biliniyor. Ama nadir kullanan da bir hazif yapsan bilinmez. Ne yaptığın, nasıl hazif yapıldığı bilinmez. Ama çok kullanılan şeyler bilinir. O yüzden Arapların çok kullanılan şeylerde hazif yapmak gibi bir adetleri vardır arkadaşlar. Hayrun ve şerrun bunların önemlisidir. Bir de şeydir, mesela emara fiilinden Nur ismi emre hazır gelir. Ehazeden huz gelir gibi. Ekeleden kül gelir arkadaşlar. Evet. Onlar da çok kullanıldığı için bir takım hazife maruz kalmışlardır Araplarca. Diyelim burada da Allah Resulü'nden böyle bir ne yaptık? Bu konuda bir hadis gördük arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kema emaral İslamu el insane bir tedavi minel emradi. Ayrıca İslam emretti, el insan, insana emretti. Neyi emretti? Bakın emara bir harfi celiyle kullanılır. Mef'ulünü, ikinci mef'ulünü bir ile alır diye. Onlara dikkat edelim. Bir tedavi minel emrad, hastalıkların tedavisini emretti. Hastalıklardan yakalanınca işte yorumlayalım biraz. Tedavi olmayı da insana ne yaptı? İslam emretti. Kale sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü şöyle buyurdu. Tedava, tedavi olunuz. İbadallahi, Allah'ın kulları tedavi olunuz. Fe innallâhe, Allah lem yada' da'en illa vada'a ma'ahu şifa'en illa herame. Biraz bunu şey yapalım, kelime kelime. İnnallâhe, Allah lem yada'a da'en. Hastalık yaratmadı. Tamam mı? Bu vada'a, yada'a, Allah için yaratmak, ortaya koymak gibi anlamlarındadır. Zaten arkadaşlar hastalık yaratmadı. İlla vada'a, ancak yarattı. Ma'ahu, o hastalıkla birlikte şifaen, şifa da yarattı. Yani şu illa'ya kadar bir dursun. Allah şey, Allah şifası olmayan hastalık yaratmadı diyoruz şuraya. Allah şifası olmayan hastalık yaratmadı. Bu ne demek? Allah hastalığı şifasıyla birlikte yarattı. Tamam mı? Bu cümlemiz. Şimdi bu cümlemizden bir istisnamız var. O da illa... Daen ne hocam? He? Daen. Daun, hastalık demek. Hastalık arkadaşlar. Hastalık demek. Daun.
Daha onu var ya. Burası ait mi? Anlamadım. Burası ait mi? Bana soru mu geldi? Bu okuduğunuz cümle ait mi? Hayır. Hayır hayır. Şey Allah Resulü dedik ya arkadaşlar, hadis. Gördük mü dağılın kelimesini? Gördük. Bakın. Hemen bir Edviye'ydi herhalde cemisi de. Bir cemisine bakalım. Bu. Evet. Edvaun. Evet. Bakın Edviye değil de Edvaun arkadaşlar. Ona direkt marad demiş. Görüyor musunuz? İster zahiren ev batinen, ister gizli ister açık olsun. Hastalık demiş yani. Evet. Gördük. O hastalığı da geçelim. Allah Resulü böyle buyurdu. Şu haricinde diyoruz. İlla ne o? Haram. Yaşlılık, yaşlanma demek. İhtiyarlama. İhtiyarlanma haricinde, ihtiyarlık hastalığı haricinde Allah hiçbir hastalığı şifasız yaratmadı şeklinde bu hadisimizi ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. Evet, ihtiyarlığın çaresi yok değil mi? Hazreti Ali ne demiş? Şu gençliğim geri gelse de ihtiyarlığın bana neler yaptığını ona bir anlatsam demiş. Değil mi? Evet arkadaşlar, devam edelim. Ve nehahu anil israfi fit taami ve şerabi. Ve nehahu, İslam nehyetti. Kimi? Hu, onu. Kim bu hu? Şu işte el insan. İnsanı nehyetti. Neden nehyetti? Anil israfi fit taami ve şerab. Yemek, yemede ve içmede israf yapmaktan nehyetti. Yani gereksiz, lüzumsuz, ihtiyaç dışı diyelim, yemede içmede israftan onu ne yaptı? Men etti arkadaşlar. Onu yasakladı dedik. Niye yasakladı? Bakın burada faiz sebebiye var. Zira çünkü fekesratül ekli, çok yemek yemek, tüsebbibu kefiran minel emradı, birçok hastalığa ne yapar? Sebep olur. Zira çok yemek yemek birçok hastalığa sebep olur. Evet, bugün tıbbın da bir şeyidir, geldiği noktadır arkadaşlar. İnsanı yemek öldürüyor arkadaşlar, açlık öldürmüyor. Yani açlık öldürüyor da yemek yememek değil. Az yemek yememek sağlıklı tutuyor, çok yemek yemek hastalıklara sebep oluyor. Artık modern tıbbın geldiği nokta bu. Otofajiyi duymuşsunuzdur. Ne gibi? Kessükkeri, şeker hastalığı, ve lemradil maideti, mide hastalıkları gibi, ve emradil kalbi ve de kalp hastalıkları gibi. Kalp hastalıkları, mide hastalıkları ve şeker hastalığı gibi birçok hastalığa sebep olur. Çok yemek yeme. Maide kalp değil mi hocam? Kalbin şudur, kalp. Maidetün arkadaşlar mide demek arkadaşlar. Maidetün. Maidetün mide demek arkadaşlar. Maidetün. Kalp hastalıkları ve mide hastalıklarına sebep olur. Ve kâle teâlâ, estaûzu billah, Allahu Teala ne dedi arkadaşlar? Ne buyurdu? Ve külü ve şrabu ve lâ tusrifu. Şimdi yiyiniz, İçiniz, külü yiyiniz, ve şrabu içiniz, ve la tusrifu, israf etmeyiniz. Değil mi? Allah Teala da böyle buyurdu. Gereksiz yere yiyip içmeyiniz diye bunu basitçe hemen anlayabiliriz. Gereksiz ya da aşırı abartılı israf derecesinde yemeyiniz şeklinde hemen anlayabiliriz. Ama tefsirlere gidip bu hususta İslam alimleri ne diyor, ona da bakılabilir. Kema harrama İslamul hamra hifadan alel akli. Ayrıca İslam harrama, haram kıldı. Neyi haram kıldı? El hamra, içki veya da alkol diyelim. Şimdi içki ya da şarap dediğimiz şey, hatta içki de
şey anlamı var arkadaşlar. Böyle içilen şeylere içki deniliyor. Sadece alkollü şeylere denilmiyor. Ama bizde bir anlam daralması olmuş. Alkollü içecekler içki olarak nitelendirilmiş. Diğer taraftan içilen şey anlamında bir şey var. Ama tabii içki artık o helal olan şeyler için kullanılmıyor. Artık o anlam o kadar baskın hale gelmiş. Burada hamur dediğimiz şey işte alkol. Alkollü içecek. Ya da fıkıhça bakarsak beyni şey yapacak. Yani ne diyelim sarhoş edecek içecekler. O da sağ alkollüler yapıyor yani. Ya doğal alkol ya da işte suni alkolle yapılan içecekler değil mi? Diyelim. Şimdi Allah niye içkiyi veyahut da hamrı, alkolü şey yaptı, haram kırdı? Bakın hifadan alel aklı, aklı korumak için. Bu da mef'ulün lil eclih'tir arkadaşlar. Harrama fiilinden, fiilinin mef'ulün li eclih'idir. Temel olarak zaten mef'ulün li eclih bu şekilde gelir. En temel kullanımı budur. Daha sonra li harfiyle veya bir takım harfi cerlerle li başta olmak üzere kullanımı söz konusudur diyelim. Hocam burada bir soru sorabilir miyiz? Tabii ki, buyurun. Zaten bu harfi cerlerden çok yanlış yapıyoruz. Öbür hocaya da sorduk. Birbirine çok benziyor. Hifazen alel akli. Aklı korumak için yani ilk akta la gelmesi lazım gibi geliyor, anlaşılıyor. Hangisinin? Ha. Hifazan aklı korumak için diyoruz ya. Evet. Bu la olması gerekiyor gibi geliyor ilk anda. Hani la için. Ha, tamam. Ala şey, üzerine ya hocam. Ala. Ha tamam. Biz ala harfi celi değil de li gelsin gibi düşünüyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Tamam. Güzel. Ama arkadaşlar siz öyle düşünebilirsiniz. Biz burada niye ala geldi? Bunun üzerinde duralım. Dolayısıyla bunun üzerinde durursak niçin lam harfi celinin ya da li harfi celinin gelmediği de ortaya çıkar. Şöyle ki Arapçada bir takım fiiller mef'ullerini harfi cerlerle alırlar. Bunu biliyoruz. Değil mi? Burada hemfikiriz yani. Evet. Mef'ullerini harfi cerlerle alırlar. Dolayısıyla o harfin ya da o fiilin kullanıldığı harfi ceri vardır. Evet. O nedir? Her fiilinki değişir mesela. Burada hafeda ya da hafaza. Hafaza. Bu mesela hifaz kelimesi müfaale babının ikinci mastarıdır. Mazisi hafaza, yuhafizi, yuhafizu, muhafaza olarak karşımıza çıkar. Bu ala harfi ceriyle kullanılır. Nasıl ki şuradaki ihtemme bi, emara bi'de olduğu gibi. Evet, hafaza ala diyeceğiz onu. Hafaza ala diyeceğiz, emara bi diyeceğiz. Çünkü bu fiil bu harfi cerle kullanılıyor. Meselemiz o. O zaman bu harflerle ilgili ve mütealleki ile ilgili konuları ezberleyeceğiz. Başka şey yok. Tabii ki. Hangi harfi ceri neyle öyle öğreneceğiz. Emara bi, amene bi diyeceksin. İhtemme bi diyeceksin arkadaşlar. İltehaka mesela bir yere kaydolmak anlamında. Hafada ala diyeceksin. Hakeme ala diyeceksin. Başka ne diyebilirim? Saytara ala diyeceksin. Başka ne diyebiliriz? Şecca ala, hasse ala diyeceksin, tamam mı? Yukarıda hasse. Şu hasseyi niye getirdi alayı? Çünkü o alanın müteallak hassedir. Yani hasse fiili ala harfi celiyle diğer bir ifadeyle mef'ul alır. Hepsi alır mı? Bazen almıyor canım. Her fiil almıyor işte. Ketebtü risaleten, bir mektup yazdım dediğinde almıyor. Ama zehebe ila ile kullanılıyor. Şurada cae bi ile kullanılıyor gördüğünüz gibi. Cae geldi, bi ile birlikte geldi. Bir şey getirdi anlamında kullanılıyor.
bir şey ortaya koydu anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi bi ile düzeltiyorum harfi cer fiil ilişkisini hep göz önünde bulunduracağız. Yani evet, bu kalıpları ezberleyeceğiz. Kıyasi değil, semavi gibi bir şey. Tabii ki kıyasi olsa kolay zaten. Çok kolay. Ve ben kıyas en kolayları zaten Arapçada kıyasi meseleler. Diğer taraftan semaileri öğreneceğiz. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ya zor değil. Yani hep aynı şeyler işte. Hafız ala göreceksin işte. Caibi görürsün. Hatta ala, emarabi bunları hep göreceksin. Arapça bir metine gir. Bir metinde bunları çok rahat görürsünüz zaten. Göre göre öğreneceğiz. Öğreniyoruz da zaten. Hocam arkadaşlarım bilmiyorum da 5-6 tane harfiye çıkıyorsa yarısını yapamıyorum ben. İşte onun bir zamana ihtiyacınız var. Zamanla. Tamam mı? Zamana ihtiyacınız var yani. Biz bir süre sonra olacak. Onu söyleyeyim. İşte burada şimdi biz niye için vermemizin nedeni harramal İslam hamra. Allah İslam içkiyi, alkolü haram kırdı. Niye? Hifadan alel aklı. Aklı korumak için dedik değil mi? İçinin aladan vermiyoruz. Şu kullanımın gramatik özelliğinden, nahivsel özelliğinden ötürü veriyoruz biz. Niye? Ben biliyorum ki fiilin, Arapça bilgilerim bana diyor ki fiilin yapılma nedenini ifade eden şey mef'ulün li'ecli'dir. Bu da belli şartlarda gelir. Mansup ve nekra bir isimdir. Mef'ulün li'ecli. Akabinde diyor ki bana ve fiilin mastarından yapılır diyor bu. Yani fiilin mastarı olmak zorundadır. Mansup olmak zorundadır. Bir de eylemin nedenini açıklamak zor durumundadır diyor. O zaman sen buna onun nedenini açıklayacak şekilde anlam verebilirsin diyor. En temeli bu arkadaşlar, tamam mı? O yüzden öyle diyorum. Ha yani, li harfi celini görseydim derdim hani bunu li nasıl çevirebilirim? Şöyle çevirebilirim. Li yahfaza ya da li diyebilirim. Ya şöyle anı bunu li'ye çevirelim ya. Durun şundan bir sileyim. Bir daha sileyim. Bir daha sildik. Tamam. Şuradan da şöyle şundan bir kurtuluyum. Şunu aldım ben. Gel. Gördün mü? Harramel İslam el hamra. Şunu silelim. Ben size bunu li'li de yapayım. Li şu li yuhafiza daha doğrusu. Dur. Gel. Şunu silelim. Evet. Şunu da mansup yapacağız. Li'den hafaza yuhafi zu li yuhafiza. Şu hareketi de düzgün yazalım. Evet. Şunu da yapalım. Buyurun arkadaşlar. Şimdi diyor ki bakın harram el İslam el hamra. Şunu da hareke vereyim de daha güzel olsun. İslam insana harramehu, hatta şuna da insana şey gelecek bir şey yazalım. Mef'ulün de yazalım. İslam insana şeyi haram kıldı. İçkiyi. Niye kıldı? Yuhafiza alel akli. Aklı koruması için. Bakın bu da yine aynı mef'ulün li'ecli'dir işte şurası. Tamam mı? Arkadaşlar. Burada li'yi getiririz. Sonunu mansup yapacağız. Niye mansup? Çünkü gizli bir en ile bu mansuptur der gramer kullarımız. Li en yuhafiza. Mastarlaştırmamız lazım. Mastardan olacak zaten. Fiili nasıl mastar yaparım? Başına bir en getirdim. Mevvel mastar derim ona. Sonra bir de li korum. Şimdi iki tane aynı edat yan yana gelmesi hoş karşılanmamış. En Arap ne yapmış? Hasfetmiş. Ama enin amelini hasfetmemiş, amelden düşürmemiş. Hocam vakti alıyoruz ama aynı şey yukarıda da var. Ve hassehu ala mümarese. Üçüncü satırda da aynısı var. Şu işte liyeküne
müminen kaviyen, güçlü bir Müslüman şeyi mümin olması için dedik. Diyelim, çok uzatmayalım arkadaşlar. Zamanla oturacak. Siz iyi dinleyin, iyi kulak verin diyelim. Not tekrar edin. Tekrar çok önemli dilde. Emma min nahiyeti ruhiyeti, ruhi boyuta, ruhi yöne gelince, ruhi açıdan ise emma'nın cevabında bir fa gelir. Vaciptir, zorunludur, her zaman gelir. Bunu bilmemiz işimizi de kolaylaştırır. Gerçi isim cümlesi, fiil cümlesi mazinin başına fakat kat da gelir, onu da söyleyelim. Emma gelince fakat şer'al İslam ibadatin, ibadetler ne yaptı? İbadetleri farz kıldı. İbadatin, ibadetler farz kıldı. Nasıl ibadetler? Hemen ibadetlere bir sıfat geliyor. Tukavvi erruha kesalati vessavmi vel hacci. Ruhu besleyen ibadetler, ibadetleri farz kıldı. Evet, hatta şu gayri şey olduğu için arkadaşlar, nekra olduğu için bir takım ibadetler, ibadetleri farz kıldı şeklinde tercüme edebiliriz. Nasıl ibadet? Bakın, ibadetin sıfatı tuhazzi ruha, ruhu besliyor. Ruhu besleyen ibadetler. Ne gibi başka bu ibadetler? İkinci bir sıfatımız, sıfat olsun. Meful, atfı beyan diyenler de var ama sıfat diyenler de aynı gerekçeleri aşağı yukarı sunuyorlar. Farz kıl diyor hocam. Şera'a yerine mi kullanıyorsun? Abi şera'a. Şera'a da farz kıldı. Şeriat vaaz ettiği. Vada'a, ketebe, farada. Bunu faradadır arkadaşlar. Hemen onu da görelim. Bir şimdi bu şera bir başlama anlamı var. Yani burada aşağı yukarı anlamlara geliyor. Akama ala tarikin nafidin sünni ve yine bu onu açıkladı, onu ishar etti demiş. Allah dini açıkladı. Yani burada bir farz anlamı arıyorum da buradan çıkmadı. Buradan çıkmadıysa onu şuradan gösterebilirim. Bu ehaza enşe bede mesela, Allah için yarattı anlamında arkadaşlar. Şu dakikalar falan, bunlar şey başlangıç fiilleri. Evet. Tabii. Evet, burada yazmamış ama önemli değil yani. Biz şerahı farzı, farada farz kıldı olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Şer'al İslam ibadatin tuhazzi erruha, ruhu güçlendirici şey, besleyecek ibadetleri farz kıldı. Ne gibi? Kes salatı, namaz gibi, ve savme, oruç, ve hac gibi. Gördük değil mi? Bunlar şey, namaz, bunların hepsi farz olan ibadetler dinimiz nezdinde. Ve ibadatin uhra, başka ibadetleri de farz kıldı. Nasıl ibadetler? Tahhirul kalbe minel hasedi vel hikdi. Kalbi temizliyor bu ibadetler. Neden? Minel haset, hasetten vel hikdi, kin nefretten. Yani kinden, hasetten kalbi arındıran bir takım ibadetleri de ne yaptı? İslam farz kıldı. Ne gibi ibadetler? Kez zekatı, zekat ve sadakati, sadaka vel istiğfar, bu da af dilemek arkadaşlar. Hocam şurada bu fakat da biraz kafam takıldı da, hani fakat fiil mazi fiilin başına gelince bazen diyor, katiyet ifade etmiyor. Enle başı daha uygun değil mi bunu? Burada mazi fiilin başına geldiğinde katiyet ifade eder. Kat edatımız muzari'nin başında muzari'de ihtimal ifade eder. Tamam, evet. Evet. Kale Teala, Allah şöyle buyurdu, Allahu Teala, Bismillah, خذ
al min envalihim, onların mallarından al. Ne al? Sadakatan sadaka. Bu zekat demek arkadaşlar. Zekat al. Tudahiruhum, onları arındıran ve tuzekkihim biha, ve onunla onları temizleyen. Hatta bu biha tuzekkihim, mallarını, onları arındıran ve mallarını da temizleyen, onların mallarından ne var? Zekat al arkadaşlar. Ayetimizde bu şekildedir. Evet, şu tudahir, insanın kalbinin temizlenmesi, bu tüzekkihim biha, bu da malını arındırmak, temizlemek anlamında. Biliyorsunuz zekat içinde malı temizler yorumları bu ayetimizden ötürü yapılmaktadır. Diyelim. Hocam tam manası nasıl oluyor ayetin? Onların mallarından onları temizleyen ve onları arındıran ve mallarını temizleyen sadak, zekat al diye, bunu kabaca yani genel o bir anlam verebiliriz. Hocam ben beğenmedim tercümenizi diyorsanız kabulümdür. Meallere müracaat edebilirsiniz arkadaşlar. Onların ayet, malları, onların mallarından zekat al. Nasıl zekat? Tudahiruhum, onları temizliyor. Onları, bu humun şeyi Müslümanlar. Şuradaki hum var ya, bu şeye gidiyor, Müslümanlara gidiyor. Bu humun merci Müslümanlar. Tüzekkihim, bu tüzekkihim de onunla, bu him de mala gidiyor. Malını temizliyor. Buradaki him de envaldir. Aslında yok. Him, envale him olarak gider mi? Gidebilir yani. Bir ona bakmak lazım. Normal şartlarda gitmez ama. Kur'an-ı Kerim'de kastedilmiş. Tahare temizle mi hocam? He? Tudahhiruhum temizle. Ha, yok. Tudahhiruhum, onları temizliyor, arındırıyor. Bu sadakanın sıfatıdır. Sadaka onları arındırıyor. Onları arındıran sadaka ve tüzekkihim biha, ha, onları temizleyen, o sadakayla da onları temizleyen bir sadaka, zekat. Şeye bakabilirsiniz ya, bunda çok durmayalım, vaktimizi alıyor böyle. Aşağıda sorular bizi bekliyor. Ayete şey bakın arkadaşlar. Neye bakın? Meallere bakılabilir yani. Şey, vel istiğfari değil. Tevekkül etmek. İstiğfar da bağışlanma dilemek arkadaşlar. Bu zekat, şu sadaka, şu zekat, şu sadaka, buradaki sadaka, şu istiğfar da bağışlanma dilemek, af dilemek yani. Tövbe istiğfar. Tövbe istiğfar. Metnimiz böyle. Devam edelim. Şurada artı eksiği bir bulalım bakalım. Sırayla yapın arkadaşlar. Hocam cemi'u. Evet. Ne demek cemi'u? Hepsi, bütünü, tamamı. Küllü demek. Yanlış, hata. Hata değil mi? Evet. Sadece yaşlılığı, hastalığı yok. Evet. Cemi'ul emradı leha deva'un illa harama deriz arkadaşlar. Harama, illa haramayı buraya getirirsek bu cümlemizi de düzeltmiş oluruz. Şöyle yapalım. Burada yanlış. İlla herame. İlla heram var ya. Şurayı alır. Olduğu gibi şu kısmı alır. Şuraya ilave edersek cümlemizi tahsis etmiş oluruz. Devam edelim. Bir de anlattığı... Evet hocam. Tamam, devam edelim. Emre bir tedavi sahih. Sahih değil mi? İslam tedavi olmayı emretti. Bu bitti. Çok güzel. Ehtemmel İslam'ı bir küllü umuril insan sahih. Ehtemme demeyelim de ihtemme diyelim. İhtemme. Evet. İslam insanın bütün işlerine ne yaptı? Önemsedi, önem verdi. Önemsedi, önem verdi. Pardon, şunu yanlış yapalım. Şöyle diyelim. Bu doğru.
Bu da doğru arkadaşlar. 4. Harramallahu hamra hifazan alel mali. Çok güzel. Allah içkiyi haram kıldı. Malın zekatını emretti mi? Hifazan alel mali. Neydi? Ne demiştik? Mef'ulün li'ecli. Evet, mef'ulün li'ecli olacak şekilde tercüme edelim. Aklı korumak için. Çok güzel. Aklı korumak için değil mi? Evet. Burada mal demiş ama. Yanlış. Yanlış. Hata. Evet, burada hata. Bunu nasıl düzeltiriz? Alel akli deriz hocam. Alel akli değil mi? Çok güzel. Geçelim diğerine. Es sadakatü tudahhiru el malu ve la tudahhiru el kalb. Evet. Sadaka malı ve kalbi hata hocam. Çünkü burada la tudahhiru demiş. Kalbi temizlemez demiş. Evet. Sadaka malı temizler ama kalbi temizlemez demiş. Biz sadakayı zekat olarak düşündük. Şimdi şurada şu kısmı la tudahhir kelimesini fiilimizi cümleden çıkartırsak cümlemizi düzeltmiş oluruz arkadaşlar. Hocam bu daha önce imtihanda da çıktı. Sadaka kalbi temizleme olarak geçiyor. Yani onu öyle bir geçti imtihanda daha önceki imtihanlarda. Sadaka kalbi temizlemez mi diyor? Yani hangilerini temizler diyor? Kalp vermiş, mal vermiş, malı veriyor olarak yani. Şimdi böyle... oradaki imtihan sorusunun soru kökünü de görmek lazım. Tabii evet. Bir ayrıma gitmek kastettiği sorunun ne olduğuna bakmak lazım ama ben genel bir yorumlamayla böyle düşündüm. Niye şurada bakın şurada diyor yani. Zahiruhum ve tüzekkihim yani bu mesela, bunu neye yoracağız arkadaşlar? Tüzekki kalp ilgili mesela. Tüzekki bu malı, bunu genelde malı temizlemek olarak kabul ederler arkadaşlar. Tudahhir de işte kalbi. Bu ikisi de bir bölümleniyor iş. Bakılabilir yani. Gidip yine tefsir kitaplarına. Diyelim geçelim arkadaşlar. El mü'minu kaviyyü efzalü minel mü'minu zayıfı. Kuvvetli mü'min daha efzaldir zayıf mü'minden. Evet. Kuvvet el mü'minul kaviyyü güçlü mü'min zayıf mü'minden daha iyidir diyebiliriz. Daha eftaldir diyebiliriz. Daha uygundur. Daha iyidir diyebiliriz. Evet. Esgaru, egallu bunları biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorsanız ifade edebiliriz. Esgaru. Biliyoruz hocam. Biliyoruz hocam. Tamam geçelim. İkinci sorumuz. Es-sibahatu tukavvi el-beden. El-beden değil mi? Bedeni güçlendiriyor. Güzel. Üç. Nehe el-İslamu anil israfi fi da'am. Ta'ami değil mi? Evet. Çok güzel. El-hasedu minel emrazi el-galb. Şey okuyalım. Minel okumayalım da min emradil kalb okuyalım. Min emradil kalb. Çok güzel. Değil mi? Haset kalbin hastalıklarındandır ya da hastalıklarından biridir şeklinde ifade edilir. Suda neydi ya arkadaşlar? Baş ağrısı. Çok güzel. Baş ağrısı değil mi? Suda da baş ağrısı. 5
Bakalım 5'i bulabilecek misiniz? Hocam bu soru hatalı olmuş sanki. Evet, hatalı değil mi? Evet. İki ayet, iki hadis var. Şöyle yapalım. Şunu silelim. Şunu da silelim. Şöyle bir şık oluşturalım. Ayet hani hadis. Tamam mı? Hocam şimdi bir dal şıkkı oluşturalım. Ne? Dal şıkkı. Evet. Buna da şey diyelim yani. Sonradan oluşan şık diyelim. Şu verabı neydi ya arkadaşlar? Verade. Verade neydi verade ya? Emretti, buyurdu. Yok. İndirdi mi? Yok. Verade varid oldu. Rivayet edildi. Vardır yani. Ayet var işte vardır. Şey Nas'ta vardır. Aha, evet Nas'ta geldi. Nas'ta geçti. Değil mi? Nas dediğimiz de şeydir arkadaşlar. Bu da normal şeydir. Okuma parçası metin anlamında ama Kur'an İslam dininde artık dinimizde Nas dendiği zaman literatürde ayet ve hadistir. Ayet hadis evet. Evet. Fin Nas'ı belki burada bilmiyorum da parçada, parça anlamında da kullanılmış olabilir. Yani. Evet arkadaşlar, geldi, varit oldu, yer aldı, geçti diyoruz. Sorulara kısa cevap verin diyor. Evet, buyurun bakalım siz ne düşünüyorsunuz bu hususta? Limâde emaral İslamu bi daharetil bedeni li himayetil insani minel emradi. Evet, çok güzel. Li himayetil bedeni minel emrad dedik arkadaşlar. O halde şuna bir bakalım. Evet. Ha, yazabiliriz. Yazacaksanız da buyurun. Li himayeti. Lihimayetil insani minel emradı. İnsanı hastalıklardan korumak için. İslam beden temizliği. Liyenliği kullanmaya gerek yok değil mi? Direktliği diyoruz. Direktliği diyelim ya. Hiç gerek yok. Liyenliği dersek başka cümleyi biraz değiştirmemiz lazım. İnsan İslami yuridu el himayetel insani ya da himayetel insani minel emrat falan öyle uzunca bir şey yazmamızı var. Gerek yok yani. Evet arkadaşlar. Devam edelim mi? Lihimayeti hocam emretti miydi? Lihimayetil insani minel emradı. İnsanı hastalıklardan korumak için. Evet. Evet hocam, arkadaşlar devam edelim. He? Mesela li'enne olarak kullanırsak bu sefer himaye kelimesi fiil olarak mı alınacak? Şimdi ona cümleyi nasıl kuracağımıza bağlı. Benim aklıma hemen şey geldi. Li'ennel İslam'e çünkü İslam yuridu ister ya da yehtemmu diyebiliriz. Bir himayeti minel emrardı. İnsanı hastalıklardan korumaya önem veriyor. Yani korumayı önemser falan gibi böyle bir cümle kurarız ama bence gerek yok arkadaşlar. Yani şu aşamada gerek yok. Kısaca net bir şekilde cevap verebiliriz. Vermemiz yeterlidir diyorum ben. Evet, şuraya geçelim.
Ma adrâhu ma adrâhu israfi fi ta'âmi ve şerâb tekessetul ekli tüsebbebü kesîren minel emrâzı kessükkâri ve emrâzı maideti ve emrâzı kalp. Şimdi burada biraz önce dedik ki güzel yemek yemenin yemekte ve içeceklerde israfın zararları nelerdir? İsraf yapmanın zararları. Arkadaşımız da dedi ki çok yemek yemek dedi bir takım hastalıklara sebep olur dedi değil mi? Li'ennel israfe fit ta'ami ve şerabi yusebbibul emraden muhtelifeten diyebiliriz arkadaşlar. Tabii şuraya ben bir not aldım. Burada bizde ne istiyor? Zararlar nelerdir diyor. Niye? Tamam. Niye zarar verir falan diyor da zararlar nelerdir diyor. Yani niye gerek yok? Şimdi nelerdir diyor. Ben hiye o zararlara bir atıp olsun. Hiye muradın muhtelifetün kessükkeri ve emradın ha peşinden şey varmış arkadaşlar. Burayı biraz açmamızda fayda var. Hatta şöyle yaparsak daha net görebiliriz. Şuradan da bir şey yapalım. Bakın. Şöyle de yapalım. Hiye onlar, o zararlar nedir? Hiye onlar emradun. Muhtelifetün çeşitli zarar hastalıklardır. İşte kessükkeri, şeker hastalığı, emradul maide, mide hastalığı. Hastalıkları vel kalbi, kalp ve mide hastalıkları ve şeker hastalığı gibi muhtelif hastalıklardır bu zararlar diye bir cümle yazabiliriz. Ama uzatacak olursak da uzunca bir şey söyleriz. Gerek yok ya. Niye? Bu aynı şeyi niye uzun cümleyle aktaralım ki? Evet. Arap nihayetinde Araplara gidip onlardan daha iyi Arapça bildiğimizi ispatlayacak bir iddiamız da yok yani. İşimizi görelim, dili öğrenelim, kafidir. Hocam insandan aşk alması dersek caiyun ennâsü deriz değil mi? Başka bir şey der miyiz? O cümlede. Yani cev'an, aç demek cev'un, cev'un nas deriz. İnsanların aç kalması, cev'un nas. Diyebiliriz yani cev'un nas ca'i'un dersek aç kalmış insan demek ca'i'un acıkmış demek ca'i'un. Evet 4 4 ve 3 3 hızlı gidelim ya sizle yavaş gidiyoruz. Hocam bir gıza'i bir gıza. Gıda onu gıda demek, besin demek. Tu gazdi besin evet. Besin, besleme arkadaşlar. Keyfe ihtemmel İslamu bi gıza'ir ruhi. Şer'a'l İslamu ibadatin tugazzil ruha ke salati ve savmi vel haccı. Evet çok güzel yani arkadaşlar. Bakın aşağı yukarı uzunca ben bu defa yazdım, not aldım. Biraz da öğretici olsun diye ama bu soru hakikaten şey diyelim biraz uzunca cevap vermeyi de gerektiriyor. Yani ruhi bakımdan fakat şu fe'ye gerek yoktu aklımda. Ruhi bakımdan kat şer'al İslam, İslam ibadatın tukazzi biraz önce söylediğimizin aynısı arkadaşlar. Tamam. Şunları ne yapmıştır? İslam emretmiştir. Farz kılmıştır diyoruz arkadaşlar. İbadetler emretmiştir. Şu şekilde. Yukarıdakini hafif değiştirdik gibi. Bir de şuradan başka bir şeyimiz var. Hemen bunu da açalım. Bunu da görün. Bak, kopyala dedim.
Bak burada ne dedi? İhtemel İslamı bir gıda-i ruhi. Ruhun beslemeye İslam önem verdi. Şimdi şu kat vada ibadatin ibadetler ne yaptı? Vaz etti. Şer'a vada demek ki arkadaşlar. Yukarıdaki cümlenin aynısı. Ben serayı görmeniz için şey yaptım. Bir ufak burada bir değişiklik yaptım. Uzunca bir cümle yazdık ama daha kısa da ifade edebilirdik. Evet. Şuraya gelelim. 4. Evet. Evet, delil ala ihtimamil İslami bi sıhhati innel İslam emeral insana bi tedavi minel emraz. Evet, bu kadar basit yani. Delil getiriliyor ya, bu delilden kastettiğimiz Ayet-i hadisler mi hocam? ayet hadislerimizdir arkadaşlar. Yani şunları söyleyebiliriz. Emminül kaviyyu nokta nokta tedavi ya ibadallahi ve innallah diye devam ederiz. Külü ve şarabı ve la tusrifu min hud min envalihim sadakatan tudahhiruhum ve tüzekkihim biha falan. Bunlar delillerimiz, yukarıdaki ayetlerimiz. Geçtik. El hadisu diyeceğiz. El ayetim. Hadis ve ayetler yani delillerimiz. Yani delil getir demiş ya, direkt bunları söylememizi zikrediyor bizim. İki ayet, iki hadis. Yani ben burada açık geçtiği için bir daha yazmadım. Yani bunları söylemek yeterlidir. Şurada ne diyor? Ütkür ba'dal ibadat illeti tudahhirul kalp. Kalbi ne yapan? Arındıran bir ibadet söyle. Bu bazı kelimesinin bir anlamı da var. Birkaç da diyebiliriz. Birkaç tane ibadet söyle ya da ibadetlerden bir kısmını söyle diyebiliriz. Bu da yukarıda geçti. Yani es-salatü ve zekatü Es-savmu. es-savmu. El-hacdu. Tabii ki yani ibadetlerin hep maddi manevi birçok faydası var arkadaşlar. Onu da belirtelim. Evet, şurada ne diyor biliyor musunuz? Şuradaki tanımlarımız var. Burada da kelimelerimiz var. Bunlarla eşleştirelim arkadaşlar. Beyne tarifi vel kelimatilleti tedullu aleyhi. Tarifle kelimeyi birleştir. Tarif hangisi olsun? Tariflerimiz şu olsun. Tanımlarımız kelimelerimiz de bu olsun. Tanımlanan kelimelerimiz de bunlar olsun. Yapayım mı hocam? Buyurunuz. El hasedü el kurhu vel haqdü Velhik diyor. vel haqdü emrazu kalp. Buna ne dedik? Emrazul kalbi dedik değil mi? Bunlar kalp hastalıklarıdır. Güzel. Kürhün ne demek ya kürhün? Kürhü, kerik görmek, hoşlanmama. Çok güzel. Kerih görmek, hoşlanmamak değil mi? Çok güzel. İkiye devam edelim. Nazafetü el bedeni minel envâhi evsâhi bu da daharetü cismi. Taharetül cismi değil mi? Bedeni Beden. temizliyor bunlardan. Şu efsah neydi ya arkadaşlar, var mı hatırlayanız? Evsâh. Bu da şey demek arkadaşlar. Kir demek, pis demek arkadaşlar. Vesahun efsah. Bu da kir Hocam. pis. Ha, hiktu. Hektun kin demek. Kin. Kim? Kin demek. Şu kerih görme, istememe, hoşlanmama, belki bir rahatsız olma falan gibi. Kim?
Haset, haset demek biliyorsunuz. Evet, üçe geçelim. Şira'u eşya'e kesiratin düne el haceti ileyha. Evet, nedir bu? Eşya israf. İsrafı. El israf. Evet, bu israftı değil mi? Şu emrazul kalbiydi. Şu taharatil şeydi, evet. Ne diyor anlam? Şira ve eşya kesiratın çok şey satın alma. Dunel haceti leyha, ihtiyaç, ona ihtiyaç olmaksızın ya da ihtiyaç duymadan onlara çok şeyi satın alma. İhtiyaç duymadan. Dunel haceti leyha, ihtiyaç duymadan kime? Onlara, o şeylere ihtiyaç duymadan çok şey satın alma. Dördü cevap verelim hocam. Tabii ki, buyurun. La yuhibbul insanul khayra lil aharina hiqtu. Al hiqtu değil mi? Evet. Ne diyor? İnsanın istememesi. Başkalarının hayrını istemez diyor, sevmez diyor. La yuhibbul insan başkalarının hayrını sevmez. Başkalarının iyiliğini sevmez, istemez. Yani o da hiqtun, kindir değil mi böyle? Kin duyar. İnsanın hayırlısı hocam? Hangisi? Neydi anlamı? La yuhibbul insanu. La yuhibbul insanu. İnsan istemez el hayra, iyi şeyi, iyiliği lil aharin lil aharin, başkaları için, diğerleri için. Başkalarının iyiliğini istemez insan. Haset ve kin, haset de dahil olabilir buraya. Haset yok ama şeyde. İşte, hasetkini ve aynı kullanmışım hemen. Tamam, evet evet, hasetkin aynı, buraya hik demiş, biz hikti buraya yerleştiriyoruz. Evet, şerabun harramahul İslamu hifadan alel akli, nedir bu arkadaşlar? Şarap çok zor. Yok ya, çok kolay, niye zor olsun? Ben anlamını sordum hocam, sandım. Aklı korumak için İslam'ın haram kıldığı içeceklerdir diyor. Ben zaten anlamı kolay dedim yani. Şarabın içecek demek. Harramahu, ona haram kıldı İslam'ı. İslam ifadan alel aklı, aklı korumak için. Şu müptedadır arkadaşlar, şu da haberdir ya. Niye zor olsun da. El hamur değil mi? O da el hamurdur yani. Evet. Evet, şimdi geldik. Şimdi geldik arkadaşlar. Buyurun. Hem tercüme edelim. Şu kısımda cemilerini söyleyelim. Şu altı çizikli bir renkli mülevven kelimelerin. Hem de şeyleri tercüme edelim. Metinle cümleleri. Biz burayı yapmışız hocam. Ali hocamızla. Kimle? Ali hocamızla yapmışız. Ali Sıddık hocayla mı? Evet. Ali Sıddık. Ama ben söylemiştim herhalde. Hadi bir üstünden ha? Geçti hocam. Tam yazamadık zaten. Aha yazalım o zaman arkadaşlar. Evet. Evet, okuyun o zaman. Yaptıklarınızı bir göreyim ben. Hadi. Hocam bir anlamını verelim de iyi olur. Veriniz. Anlam kolay. El ibadatu tuğazir ruha. İbadetler ruhu beslendirir. İbadetler ruhu besler. Bitti. Hocam ibadetler bu neydi, bu ruhun cemisi? Ervah hocam. Ervah mı hocam? Ervah değil mi? Alemül ervah değil mi? Ruhlar alemi. Ervah. Evet. Bitti. Evet, ikiye gelelim arkadaşlar. Neha eddinu anit tedhini. Din sigarayı nehyetti mi? Evet, sigara içmeyi yasakladı, nehyetti. Çok güzel. Eddinu el edyanu. Edyan değil mi? Edyan. Dinun edyanu. Çok güzel. Din sigarayı. Sigara içmeyi yasakladı din.
Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kur'a el Kur'an'ı yugazzi. Evet ben ne okuyorum ya siz okuyorsunuz. Okuyayım hocam o zaman. Tabii ki buyurun. El Kur'an'ı yugazzi el canibi el ruhiyye. El canibi ruhiyye değil mi? Çok güzel. Kur'an bedeni, ruhu. Bak şimdi hiç beden ruh karıştırmayalım. Gördüğümüz okuyalım. Şöyle de Kur'an dedik çok güzel giriş yaptık. Evet. Kur'an yugazzi neydi yugazzi? Besler. Besler tamam çok güzel. Canibi ruhiye. Manevi yönden. Yok ruh manevi yönü de diyelim ruhi yönü manevi yönü evet manevi yönden demeyelim de manevi yönü de manevi boyutu da besler. Manevi boyut. İstersen ruhi de yani hiç önemli değil. Hiç de doğru da söylemiş olursun zaten. Evet. Hocam bu tugazzi fiili şey mi sürekli ruhu beslemek anlamında mı yoksa... Yoksa çocuğunu beslemek... Beslemek anlamında. Beslemek. Bugün ruhu beslersin, yarın çocuğu beslersin. Öbür gün kendini beslersin. Tamam mı? Öyle öğrenelim yani. Canibi? Caniber ruhiye. Manevi. Bu canıp neydi canibin cemisi? Cunub. El cunubu. Cevani. Cevanip gelir değil mi? Cünüp, cünüp olmaz ya. Cünüp, cünüp. Cevanip derken çekme var mı yok mu acaba? Cevanip mi, cevanip mi? Cevanip, cevanip. Çekme olmaz. Çekme olursa zayt harf eklenmiş olur. El ceva. Mefail veznindedir arkadaşlar. Evet, cevanip. Gördük. Geçtik. Sadakatü tudahhirul kalbe. Buyurun. Sadaka kalbi temizler. Tamam. Çok güzel. Temizler arındır. Sadakanın cemizini söyle. Es-sadakat. Çok güzel. Sadakat değil mi? Sadakat. Çok güzel. Evet. Açık T. Açık T. Yani müennes salim şeklinde cemi yaptık bunu. Emre'l İslam'ı taharetil bedeni İslam emretti. Beden temizliğini emretti. Beden çok... el-ebdan. Bedenün el-ebdan. Ebdanun değil mi? Bedenün ebdanun arkadaşlar. Çok güzel. Yazdık mı? Bakalım. Yazdık hocam. Ebdanun. Çok tamam. Güzel. Devam edelim. Burada da bu mülevven kelimelerimiz var yine. 5 tane gördüğünüz gibi kırmızı. Burada bunların müradiflerini yani eş anlamlılarını bizden istiyor. Aynı usulle gidelim arkadaşlar. Buyurun. Es-sükkeriyyü da'un hadirun. Şeker hastalığı tehlikeli bir hastalıktır mı diyor hocam? Önemli. Çok güzel. Tehlikeli. Hadirun tehlikeli. Tehlikeli bir hastalıktır dedik. Da'un kelimesine ne diyebiliriz? Hocam neradun? Evet, naradun çok güzel. İlletün desek olur mu? İllet. İlletün de olur. İlletün eş anlam. Şeker hastalığı tehlikeli hastalıktır. Kadirun. Tehlikeli bir hastalıktır diyelim arkadaşlar. Devam edelim. Riyadatü spor bilmem bir şey yapar. Hadi bakalım. Bedeni kuvvetlendirir. Tugabinin muradifi. Tuhas seni. Ya o şey o var ya tuhas sene ya da tuhas has seneden yuhassini tuhassinu benim aklıma öyle deyince şey geliyor. Yani yanlış diyorum da o güzelleştirme iyileştirme tamam mı? Onun iyileştirme ile güçlendirme biraz sanki farklı geliyor bana. Tukadir desek tukadir veya tukadir demeyelim de ben buna şey diyorum azzeze tuazzizu arkadaşlar. Bakın ya, ben buraya
Azzeze fiili var. Güçlendirmek, güçlü kılmak. Evet. Yani tuhassini de olabilir. Şimdi Arap hocanız öyle dediyse onların kullanımları, dil zaten Arap olduğu için ona biz itiraz edemeyiz. Hocam benim anladığıma göre la muradif dedi. Muradif evet, yok gibi bir şey aslında dedi. Aslında eş anlamlısı yok dedi yani. Bu evet. Tuhassine de buna uzak bir anlam yani. Ha. Olabilir. Mesela en yakını dedi tud'ifu söyledi. Şey, zıttını söyledi hocam. Ha, zıttını. Evet. Şey yapar. Tud'if. Azzeze. Yıkar, zayıflatır falan gibi. Tud'if hatta. Tud'if. Hocam yani tugavi tugavi dedi. Direkt yani bu şekilde. Evet. Azzeze hocam. Azzeze demek güçlü kılmak, güçlendirmek. Mesela vattade fiilimiz var. Alakayla çok kullanılır. Vattate alakat, alakaları, ilişkileri güçlendirdi anlamında. Rassaha köklendirdi, sağlamlaştırdı. Tamam, bağlama göre değişiyor. Ben biraz da böyle bağlamdan uzak bir şeyle, kaygıyla bunları yazdım. Rassaha mesela öyle bir fiildir. Ahkeme de güçlü kılmak, muhkem, muhkem kılmak, tahkim etmek, güçlü tutmak falan gibi anlamlara geliyor ama bağlam olarak değişir. Buraya gider mi? Arabada gidiyorsa biz araba itimat ederiz yani arkadaşlar. Tukaddiru dersek, tukaddiru. Tukaddiru ne demek biliyor musunuz? Tukaddiru dersek belirlemek, takdir etmek, tukaddiru, hatta onu tahmin etmek gibi bir anlamlara de, gelir. Bir de güçlü var ya, iktidar falan oradan geliyor. İktidar, güç, kuvvet. Muktedir olmak. Ha, o muktedir olmak güç kuvvet değil de sahip olma falan anlamında biraz daha. Yani yorumlarsa güce kuvveti de gider yani. Tabi yazanlar acaba ne demiş buna? Ben bilmiyorum. Kitabın şeyi var mı, alıştırmak cevabına? Hocam koyayım. Aslında bunu kitap bitince bize göndermeler lazım aslında. Ben anlamadım, gitti bu işlememiş. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Yani orada hocalarınızla konuşun. Koordinatörünüzle, adim müdürünüzle, Hasan Bey'le, Selim Kıroğlu hocamızla, işte müdür yardımcımız Mustafa hocamızla falan, bunlarla konuşun. 2 dakikamız kaldı hocam. Öyle mi? Kapanacak mı oturup? Hadi bitirelim ya. Hadi. Tenavveltü vecbeten kamileten. Buyurun. Tenavveltü. Ekeltü değil mi? Ekeltü de geç ya. Çok kalın. Tam bir öğün yedim. Evet. Bir öğün yemek yemiş. Güzel. Afiyet olsun. İhtemmel İslam bi bina il insa. Çok güzel ya. İhtemmel İslam bi bina il insa. Bunu var ya, ezberleyin arkadaşlar. İslam insanın yapısına önem veriyor. Evet, ihtemmel İslam bi binail insan. Bak ne güzel kafiyeli oldu. Evet, nedir bu bina? Bir inşa desek, bir inşa. Bir inşa dersek şey oluyor. Kurma, oluşturma, yapma olur. Bir Hadi esna- hocam. Hocam tesis dedi. Tesis. Evet. Öyle mi dedi? İnsanın tesis. Bir de tenşe etü demiş hocam. Yapı. Ben vücut yapı arıyorum. İnsanın bedenine, vücuduna, binasına. Doğru. Kelimeye yakın. Bedene. Bedenün, cesedün, cismün, cüsmanun, bünyetün, bünyetün. Bir kaidün desek, bir kaidün. Bir kaid dediğimiz şey şey değil mi? Temel memel anlamında değil mi? Kaid. Temel yani. Kaide filan diyoruz ya. O zaman şey konuşalım. Bir insanın temeli ne? Biz insanın bünyesine, vücuduna önem verir İslam diyoruz. Tamam mı? Vücut yapısına. Cüsmanun. Buyurun, bunu da gördük arkadaşlar. Cesedün, cismün, bedenün. Bedenün
Cüfman, o da cisim demek. Bünyetün, binyetün. Hocam sonuncusunu yapayım mı? Tabii ki. Emeral İslamı bit tedavi, İslam tedaviyi emretti. Et tedavi el ilaç. El ilaç, evet. El ilaç, çok güzel. El ilaç bu bir. El mualecete zaten aynı şeyden, kalıptan, baptan, mastardır. Bu iki, şifa diyelim. Şifa, tedavi olma. Bu da üç olsun. Bir de afiyetün kelimesi var. Bu da yine sağlık, sıhhat. Tedavi olma, düzelme anlamında. Hocam arka sayfadaki son sorunun cevabını göremedim de. Hemen onu halledelim. Bir öndeki sayfayı mı dedim? Evet hocam. Evet. Şunu mu diyorsun? Evet hocam, beşinci soru. Bunu var ya, şey yapmadık ya. Bunu şöyle yapmadım. Bunu özel zikretmedik. Bazı ibadetler kalbi temizleyen. Çünkü hep şurada geçti ya. Nedir bu kalbi temizleyen ibadetler? Zekat, sadaka, istiğfar. Şu işte. Dördüncü soruyla aynı. Üçüncü soruyla aynı anlama mı geliyor hocam bu? Yani aşağı yukarı bakayım işte, nasıl önem verdi ruha falan, aşağı yukarı işte ibadet emrederek önem verdi falan gibi bir şey diyoruz. Tamam hocam. Evet, şurada da diyor ki zaten siz bunu yaptınız. Tehaddes İslam'ın sağlığa önem vermesi hakkında konuşunuz. Bir de sağlık alakası ibadetli bir sıhhat. İbadetlerin sağlıkla olan ilişkisi hakkında da konuşunuz diyor. Muhtemelen siz bunu bayağı bir konuştunuz arkadaşlar, hocalarla. Fazlasıyla konuştuk hocam. Konuştuysanız evet. Şu ne demek? Es-sıhhatu aghla minel mali. Sağlık maldan daha değerlidir. Evet, daha değerlidir. Daha pahalıdır, değil mi? Evet. Diyelim bizim dersimiz böyle arkadaşlar. Bizim dersimizin konusu da sağlık ve sıhhat değil mi hocam? Evet, bizim dersimizin konusu da sağlık, sıhhat. Evet, isterseniz bir daha bakabiliriz şuraya. Bakın, dersimizin konusu el-İslamı ve sıhhat. İslam ve sağlık. Evet arkadaşlar. Evet, bizde de lambayı yakmayı gördüğünüzü unutmuşuz. Karanlıkta kaldık. Şimdi dersimiz böyle. Umarım fayda hasıl oluyordur. Bir şeyler öğreniyorsunuzdur. Tabii ki hocam. Evet hocam, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.